Herkese merhabalar. İleri ve Cumhuriyet, Atatürk ve İnkılapların esasları konusunu öğreneceğiz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün seninle birlikte milli birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü, vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük, yurt ve dünya barışı, milli dil ve tarih bilinci, milli tarih ve milli dil bilinci, çağdaşlaşma konularını öğreneceğiz. Bunların her birinin bağlı olduğu ilkeler vardı. Mesela bu cumhuriyetçilikle alakalıydı. Bu milliyetçilikle, bu yine milliyetçilikle, bu yine halkçılıkla alakalıydı. Burada bağımsızlık ve özgürlük milli bağımsızlığımızla alakalıydı, milliyetçilikle alakalıydı. Milli dil ve tarih bilinci milliyetçilikle alakalıydı. Çağdaşlaşma, laiklik ve inkılapçılıkla alakalıydı. Bunların hepsini güzel güzel zaten ilkeler konusunda öğrenmiştik. Şimdi Atatürk ve inkılapların esaslarını güzelce öğreneceğiz. Tabii ki sen bunun ardından sözel bölümde inkılap tarihinde hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsan mutlaka 10'da 10 soru bankamızdan, Dinamo İnkılap Tarihi Soru Bankası'ndan ve Taktikli İnkılap Tarihi Soru Bankası'ndan bu konuyla alakalı soruları çözmelisin. Ben şimdi hemen videoya geçiyorum. Beni dikkatli dinle. Mükemmel bir şekilde videomuza başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Konumuzu öğreneceğiz ve ardından da sorularımızı güzel güzel çözeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi bir devrin tanığı Nutuk'ta şunu bilmemiz lazım. Nutuk nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 ve 1927 yıl arasındaki olayları anlattığı eser. Yani 1927'de diyor ki biz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlıyor ve Nutuk'ta esasında bir devrin muhasebesini yapıyor. Neler yaptığını, neler başardığını, milletle beraber ne zorluklar atlattığını anlatıyor. Neden yazıldı? Çünkü gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve sonrası gelişmeleri anlatmak ve tarihe bir not düşmek için. Aynı zamanda hangi dönemleri kapsadığını bilmemiz lazım. Nutuk 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 19 Mayıs 23 Nisan 1920 arası. Yani Samsun'a çıkış, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas, İşte Amasya görüşmeleri ve sonrasında Sevr Anlaşması ve TBMM. Bunların hepsi burada. İkinci bölümde ise 23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923. Yani Doğu Cephesi, Batı Cephesi, Güney Cephesi, Mudanya Ateşkesi, Saltanatın Kaldırılması ve Lozan ve Cumhuriyet'in ilanı. Bir de 29 Ekim 1923 ve 1927 arası, yani Cumhuriyet'in ilanından sonra halifeliğin kaldırılması, Medeni Kanun, işte Kılık Kıyafet Kanunu gibi şeyler hep bu tarafta yoğunlaşıyor. Kimlerden, nelerden yararlanıldığına baktığımızda birincisi kişisel yazışmalardan. Yani Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz yazışmalarda bunu telgraflar yönlendiriyor. Bunların hepsi birer tarihi belge esasında. Erzurum ve Sivas Kongresi zabıtları. Yani Erzurum Kongresi... Zabıt nedir hocam? Yani notları, notes. Orada Erzurum Kongresi'ne gidenler, Sivas Kongresi'ne katılanlar bazı notlar alıyorlar. O notları da kullanıyor Mustafa Kemal Atatürk. TBMM tutanakları, yani Büyük Millet Meclisi'nin tutanakları ve dönemin gazete koleksiyonlarından faydalanıyor. Hangi dillere tercüme edildi? İtalyanca, Almanca, Rusça, Fransızca, İngilizce, Farsça birçok farklı dile tercüme ediliyor. Nerede okunuyor? Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927 yılındaki Cumhuriyet Halk Fırkası kurultayında 6 gün sürüyor okuması. 6 gün boyunca bunları anlatıyor. Şimdi buraya geçiyorum Tonguç evladım benim. 10. Nutkuna geçiyoruz. Hatta 10. Nutkuna geçmeden önce Nutuk'la alakalı biraz reklam gibi olacak ama biz inkılap tarihine anlaşıldığı için Nutuk'la alakalı deneme de çıkardık. Buradan da birazdan ödev vereceğim. Şimdi bu sayfaya geçiyorum. 10. yıl Nutku. 10. Nutku ise Atatürk'ün en büyük ideali. Nutkun tutuldu. Nutkun tutulsun çünkü gerçekten bunlar çok, çok güzel. Çok büyük başarıları, çok önemli gelişmeleri anlatan değerli eserler. Şimdi kökleri milli değerlere bağlı, dalları çağdaşlığa uzanan bir Türk toplumu inşa etmek istiyordu. Yani bunun için ne yapmıştı? İlk başta milli değerlerimize sahip çıkalım demişti ve milli bağımsızlığımızı bize kazandırmıştı. Türk halkıyla beraber, Kuvayi Milliye ile beraber. Sonrasında dalları çağdaşlığa uzanması için demokratik bir yönetim olması gerekiyordu. O yüzden de milli egemenliğe dayalı cumhuriyet yönetimini getirdi. Ve sonrasında laiklik ve çağdaşlaşmada yine yeni Türk toplumunun inşasında en büyük temel ilkeleriydi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bu dal için ne yaptı? Akıl ve bilimi rehber aldı. Yani artık pozitif bilimler çağındayız dedi. Dolayısıyla akıl ve bilim rehberliğinde inkılaplar yapılabileceğini dile getirdi. Şimdi 10. yıl nutku nedir? Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanının 10. yılı yaptığı konuşma. Yani 1933'lerde yapıyor. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiyse 23 artı 10, 33 eder. 10. yıl nutku da o yıllarda okunuyor. Nerede? Ankara Hipodromu'nda okunuyor. Ne zaman söylemiştik zaten. 10 yılda yapılanlardan ve yapılması gerekenlerden bahsediyor. 10 yılda da çok büyük değişimler oluyor. Bak, Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te halifeliğin kaldırılması var. 1925'te Şapka Kanunu var. 1926'da Medeni Kanun var. 1928'de tekke ve zaviyeler kapatılıyor. 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932'de Türk Dil Kurumu. Yani çok ciddi, çok köklü değişimlerin olduğu yıllar bu yıllar. Dolayısıyla 10 yılda yapılanlardan bahsediyor Mustafa Kemal ve sonrasında da yapılacakları da ülkenin gelişmesi için anlatıyor. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi var. Atatürk Nutuk adlı eserini gençliğe hitabeyle bitiriyor. Ey Türk gençliği diye. Efendim?
Aferin ama bunu Musa Kemal Türk söylüyor. Ey Türk gençliği, birinci vazifen diye başlar. Aynı zamanda muhtaç olduğun kudret, yani ihtiyacın olan güç damarlarındaki asil kanla mevcuttur diyerekten esasında ulusçu, milliyetçi bir devletin temel yapısını gösterir. Burada tabii ki şunu demek istiyor, damarlarındaki asil kan derken sen Alparslanların, Melikşahların, Fatih Sultan Mehmet Hanların, Kanuni Sultan Süleymanların, Abdülhamitlerin torunusun. Dolayısıyla sen güçlü bir evlatsın, bu kandan şey yapabilirsin, güç alabilirsin diyor. Yani Atatürk Cumhuriyeti koruma görevini sizlere, yani daha doğrusu ben de genç sayılırım, biz gençlere emanet ediyor Tonguç. Niye? Çünkü bu çıkar üniversite sınavlarda çok çıkar, üniversite sınavında çıkmış bu. Niye Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti koruma görevini gençlere emanet ediyor? Niye Cumhuriyeti gençlere emanet ediyor? Çünkü yenileşmeyi inkılapları sürekli kılmak istiyor. Çünkü gençler her zaman genç kalıyorlar ya, sürekli kılmak. Eğer yaşlar emanet ederse, yaşlar vefat edince kaybolur gider. Ama gençler emanet ediyor ve gençler de sürekli olarak Cumhuriyet'e sahip çıkıyor. Şimdi Atatürk ilkel inkılapların temel esaslarına baktığımızda Songuç'un birincisi bağımsızlık ve özgürlük. Yani devlet bağımsız olmalı, bireyler de özgür olmalı. Devletin bağımsız olması ne demekti? Milli bağımsızlık. Yani ekonomik anlamda, siyasi anlamda, hukuki anlamda dış devletlerin müdahalesine açık olmamak. Ben kendim özgür bir devletim. Halkın bağımsız, özgür olması ise halkın belli koşullar, yani belli durumlar haricinde seyahat, yerleşme, işte eğitim alma özgürlüğüne sahip olması. Milli birlik ve beraberlik, bu da birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için mantığı. Biz Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan kongrelerde de bunu söylemişti Mustafa Kemal. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır derken hep beraber kurtarmalıyız dedi. İşte topyekun mücadele. Harika bir insansın Tonguç. Gerçekten zekan parıltısıyla şu anda ışıkları yakmamıza bile gerek bırakmadı. Niye? Çünkü ben de tam o cümleyi söyleyecektim, ağzından aldın. Topyekun mücadele. Yani bu ne demek? Hep beraber mücadele edelim dedi. Yani işte hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her bir karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz dedi. Yani hep beraber öleceğiz ya da kurtulacağız. Bu böyle olacak dedi. Ülke bütünlüğü vatan bütün bir bütündür, bölünemez. Yani işte şurayı bunlara verelim, şurayı şuraya verelim, burası bize kalsın. Hayır dedi. Vatan bir bütündür, bölünemez. Ve milli tarih bilinci. Mustafa Kemal Atatürk bizatihi 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarına kendisi de katıldı. Niye? Çünkü Mustafa Kemal milli bilincin oluşması için, milli bağımsızlık duygusunun oluşması için geçmişimizi bilmemiz gerektiğini çok iyi biliyordu. Hatta işte Sümerlere kadar, Asurlara kadar, işte Göktürkler, Uygurlar, Hunlar, Saka Türkleri, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar hepsini tek tek bizatihi kendisi araştıraraktan tarih kitaplarına yazılmasını dikkat etti. Milli kültür ve milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız dedi Mustafa Kemal Atatürk. Ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Niye? Çünkü eğer ülkeyi sadece bir adam yönetirse, yani mesela sadece Atatürk yönetse, sonradan da oğlu gelse diyelim ki, onu hemen pat diye kandırabilirler. Sadece iki kişi yönetse de kandırabilir. Ama ülkeyi tüm halk hep beraber yönetirse doğru karar alınır. Bak şunu ben kırabilir miyim? Kıramam. Ama tek bir tane kalem olursa kırabilirim. Ama hep beraber halk yönetirse bunların hepsini bir şekilde pat diye değiştiremezler dedi. Ve dolayısıyla milli egemenliğe önem verdi. Tabii ki de yine Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok önem verdiği şeylerden bir tanesi de çağdaşlaşma. Yani çağa uygun, modern, yenilikçi, değişik ve dinamik bir değişikliği destekleyen ve dinamizmi koruyan bir devlet yapısı olsun istedi. Sürekli olarak inkılapçılık ilkesinde durağan düşünceye hayır dedi Mustafa Kemal Atatürk. Ödülü sorumuzu yap, yorumlar ol. Hadi bakalım, sana güveniyorum evladım.